اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. أما بعد ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم إلى آخر الآيات Sadakallahul Azim. Muhterem müminler, birlikte Zuhruf Suresi'ni tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 30. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 30. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ Hak kendilerine geldiği zaman قَالُوا هَذَا سِحْرٌ Bu bir büyüdür, bu bir sihirdir dediler. وَاِنَّا بِهِ kafirun. Biz bunu küfrediyoruz, biz bu hakkı inkar ediyoruz dediler. Mekke müşrikleri kendilerine hak olan kitap geldiği zaman Hak peygamber geldiği zaman dediler ki bu Kur'an bir sihirdir. Bu peygamber bir sihirbazdır. Biz Kur'an'ı da peygamberi de inkar ediyoruz dediler. Sonra da dediler ki vakalu levla nuzile Kur'anu ala raculin min qaryatayn azim. Keşke bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük kimseye indirilmiş olsaydı o zaman biz de inanırdık. Yani adamların ne dediği belli değil. Ne dediklerini bilmiyorlar. Bir taraftan diyorlar ki bu Kur'an bir büyüdür. Bu Muhammed Aleyhisselam bir büyücüdür diyorlar. Reddettiklerini, inkar ettiklerini söylüyorlar. Arkasından da diyorlar ki eğer bu Kur'an iki şehirden bir büyük kimseye indirilmiş olsaydı biz de inanırdık diyorlar. Şuna bakın. Yani bu Kur'an'ı kime göndereceğini Allah onlara sormalıymış. Risaletini, elçiliğini kime göndereceğini Allah onlara sormalı, onlardan izin almalıymış. Halbuki eğer bu Kur'an haksa kime indirildiği önemli değil. Hemen o hak olan Kur'an'ı kabul etmek zorundaydılar. Ama adamların derdi inkar ya. Kur'anı da Muhammed aleyhisselamı da inkar etme niyetindeler ya Sudan bahanelerin arkasına saklanarak Kur'an'a iman sorumluluğundan da Hazreti Muhammed aleyhisselam'a iman sorumluluğundan da kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Şu iki şehirden bir büyük insana indirilmiş olsaydı o zaman biz de iman ederdik. Peki gerçekten Hazreti Muhammed aleyhisselam? Sevilmeyen birisi miydi? Tanımadıkları birisi miydi? Hayır, hayır. Ömründe bir kerecik ağzından yalan işitmemişler. Ömründe bir kerecik kimseyi kandırdığına şahit olmamışlar. Muhammedül Emin dedikleri, hakemliğine başvurdukları en kıymetli mücevherlerini götürüp evine, emanete teslim ettikleri sevgili peygamberimiz hakkında söylüyorlar bunu. Yani adamların derdi inkar, başka bir dertleri yok. Bakın böyle diyenlere Rabbimiz buyurur ki: "Ehum yaksimun rahmete rabbike?" Ne oluyor? Yoksa Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Rızıkları onlar mı dağıtıyorlar? Nahnu qasamna beynehum ma'ishatahum fil hayati dunya. Halbuki dünya hayatında onların maişetlerini, onların rızıklarını onların geçimliklerini takdir eden biziz. Tüm kullarının rızkını sağlayıveren Allah'tır. Kimin neye muhtaç olduğunu en iyi bilen, kimi neyle imtihan edeceğini, kime ne tür sorular göndereceğini en iyi bilen Allah'tır. Bakın diyor ki, onlar arasında, dünya hayatında rızıkları taksim eden biziz. Rızıkları taksim eden Allahsa o zaman vahyini taksim eden de Allah olmalı. Rızıkları belirleme yetkisi Allah'a aitse vahyini kime indireceğini, elçisini kimden seçeceğini en iyi bilen Allah'tır. Bu konuda Allah kimseye danışmaz, kimseden izin almaya ihtiyacı yoktur. Evet, dünya hayatında rızıkları biz takdir ettik. Ve rafana ba'dhum fawqa ba'dın derecatin insanları birbirlerine derecelerle üstün kıldık li de ba'dhum ba'dan suhriyye insanlar birbirlerinden istifade etsinler diye birbirlerini çalıştırsınlar diye birileri diğerlerinin işini görsün diye birileri diğerlerini işinde çalıştırsın diye biz insanları derecelerle birbirinden farklı yarattık. Eğer Allah herkese aynı ekonomik gücü vermiş olsaydı kimse kimsenin işinde çalışmazdı. Kimse kimsenin hizmetinde bulunmazdı. Allah kimisini zengin, kimisini fakir kılmış. Kimisini kadın, kimisini erkek yaratmış. Kimisini güçlü, kimisini zayıf yaratmış. Hadi buyurun. Karşı gelin bakalım. Allah'ın bu yasasına karşı gelebilir misiniz? Hadi değiştirin cinsiyetlerinizi Erkekseniz kadın olun Elinizde ise Kadınsanız erkek olun Hadi değiştirin boylarınızı Hadi acıkmamaya çare bulun Hadi susamamayı bir becerin Haydi ihtiyarlamamaya bir çare bulun Haydi ölmemeyi bir becerin Yani hepiniz Allah'ın yasalarının mahkumu iken Kalkıp Mekke müşrikleri diyorlar ki Keşke şu iki şehirden bir büyük insana bu Kur'an indirilseydi biz de iman ederdik. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma Ey peygamberim, Rabbinin rahmeti insanların şu topladıklarından çok daha hayırlıdır. Biriktirdiklerinden, yığdıklarından çok daha hayırlıdır. Buyurduktan sonra bakın Rabbimiz bir başka yasasına da şöylece dikkat çeker. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer insanlar tek ümmet olacak olmasalardı, limen لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ ve وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ şu Rahman'ı küfreden, Rahman'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayan, Rahman olan Allah'ı örtüp örtbas eden kafirlerin evlerinin tavanlarını altından, üzerlerinde yükseldikleri merdivenlerini altından yapardım. Veli buyutihim ebva ben ve sururan aleyha yetteki um ve Yine onların evlerinin kapılarını ve üzerine kuruldukları, oturdukları koltuklarını, kerevetlerini, kanepelerini de altın ve gümüşten yapardım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne dedi Allah bu ayetinde? Bakın Rabbimiz bu ayetinde şunu söyledi. Eğer insanlar tek ümmet olacak olmasalardı, yani Müslümanlar da kafirliğe meyledecek, sonunda kafir olacak olmasalardı, ben kafirlerin evlerinin tavanlarını, üzerinde yükseldikleri merdivenlerini altından, kapılarını gümüşten, kapılarını ve üzerine oturdukları koltuklarını, kanepelerini altından, inciden yapardım. Eğer insanların tek ümmet olacaklarını bilmiş olmasaydım. Yani bakın, eğer Allah kafirleri zengin kılsaydı, bu kadar nimeti kafirlere yağdırı verseydi evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını, kapılarının eşiklerini, üzerine oturdukları koltuklarını, kanepelerini altından, gümüşten yapı verseydi o zaman Müslümanlar da küfre meyledeceklerdi. Yahu bütün keramet kafirlikteymiş. Bu altınlara, bu gümüşlere, bu ekonomik güce ulaşabilmek için biz de kafir olalım diye Müslümanlar da kafir olacak olmasalardı, insanlar tek ümmet olacak olmasalardı ben kafirlere daha çok verirdim, çokça verirdim. Evet, Rabbimiz kafirlere prim vermiyor, küfre prim vermiyor. Eğer kafirlere çokça servet verseydi, Müslümanların gözleri kamaşıp şahsiyetleri bozulacak, onlar da küfre edecekler. Ya bütün keramet kafirlikte ise biz de bu servetlere ulaşmak için biz de kafir olalım diyecekler ve sonunda insanlar tek ümmet olarak hepsi kafir olacaktı. Ben onun için kafirlere çok fazla vermedim diyor. Kafirlere şu anda çok fazla bir şey verilmediği halde nice Müslümanların kafirlerin kapı kulu olduklarını görüyoruz. Nice Müslümanların kafirlerin iş yerlerinde çalıştıklarını onların kapılarının eşiklerini silerek geçinmeye çalıştıklarını, onların artıklarıyla geçinmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ya bir de Allah kafirlere çokça veri verseydi, evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını, eşiklerini, koltuklarını, kanepelerini altın ve gümüş yapı verseydi, o zaman bu Müslümanların şahsiyetleri nasıl bozulacaktı? İşte onu Allah haber veriyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam bir duasında kitabımızda şöyle buyurur. Rabbena la tecalna fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirlere fitne konusu yapma. Kafirleri de bize fitne konusu yapma. Nasıl? Kafirleri üstün bizi alçak bir konumda tutarak, kafirleri zengin bizi fakir bir konumda imtihan ederek, kafirleri galip bizi mağlup kılarak, Ya Rabbi kafirleri bize fitne konusu yapma. O zaman kafirler kendi dinlerinde kemikleşirler, kendi yollarından emin hale gelirler. Demek ki bizim dinimiz doğru, bizim yolumuz doğru. Bu Müslümanlar bizim kapı kulumuz olduklarına göre, bu Müslümanlar bizim iş yerlerimizde çalıştıklarına, bize muhtaç olduklarına göre, demek ki bunların dini yanlış, bizim dinimiz doğru. Eğer bizim dinimiz doğru olmasaydı, şu anda biz onlara muhtaç olacaktık. Demek ki bizim yolumuz da bizim dinimiz de doğru diye Yahudi ve Hristiyanlar dinlerinde kemikleşi verirler. Yollarından mutmain hale gelirler. Ne olur ya Rabbim? Onları üstün, bizi alçak bir konumda tutma. Onları zengin, bizi fakir bir konumda tutma. Onları hakim, bizi mahkum bir konumda imtihan etme ya Rabbim. Bir de Müslümanlar da o zaman kendi dinlerini, kendi yollarını kendi inat sistemlerini yargılayıp sorgulamaya başlayıverirler. Ya galiba bizim dinde bir yamukluk var. Ya galiba bizim yolumuz yanlış. Baksana şu Hristiyanlara, baksana şu Yahudilere. Ekonomik güç onlarda, siyasal güç onlarda, fırsat onlarda, imkan onlarda, altın gümüş onlarda. Demek ki onların dini doğruymuş diye Müslümanlar da bu ayetlerden habersiz büyüyen Müslümanlar da kendi dinlerini, kendi inanç sistemlerini yargılayıp sorgulamaya başlayıverirler. Aman ya Rabbi bizi onlara, onları da bize fitne konusu yapma. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de bize onu anlatıyor. Ben kafirlere çokça verseydim, Müslümanlar da küfre meylederlerdi, kafirliğe özenirlerdi ve tek bir ümmet olurlardı. Onun için kafirlere çok fazla vermedim değilse altının ve gümüşün benim katımda hiçbir değeri yoktur. Kafirlere bunları vermeyişimin, çokça vermeyişimin sebebi bunlar benim gözümde, benim katımda çok değerli olduğu için değil. Peki o zaman şöyle bir soru aklınıza geldi mi? Madem ki insanlar mala mülke meyle diyorlar, e, o zaman Müslümanlara çokça verseydi de kafirler de Müslüman olsaydı, kafirler de İslam'a meyletseydi olmaz mıydı diye bir soru aklınıza gelmiştir. O zaman da paradan, puldan, altından, makamdan, mansıptan dolayı Müslüman olanların Müslümanlığına Allah değer vermiyor. Bir menfaate ulaşmak için iman edenlerin imanlarına Allah iman demiyor. Onlar da münafık olarak iman etmiş olacaklardı. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlattı. Sonra bakın buyurdu ki: Kullu zalike lemma metaul hayatid dunya. Bütün bunlar şu altındı, gümüştü. Bütün bunlar dünyanın kısacık bir metaıdır. Ama vel ahiretu rabbike. Rabbinin katında olan ahirete gelince lil muttakim o da müttakiler içindir. Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenler, Allah'a kulluğunun bilincini takınanlar, Allah adına bir hayat yaşayanlar, Allah'ın beğenisine bir ömür tüketenler var ya işte ahiretteki nimetler onlar içindir. Ve men yaşu an zikri rahmani. Kim ki Rahman'ın zikrine gözünü yumarsa. Allah'ın zikri Kur'an'dır. Kim ki Kur'an'a gözünü yumarsa. Kur'an'a karşı gözlerini kapatırsa. Yani Kur'an'dan uzak bir hayata yönelirse ya da aşağı Kur'an'a bakışını bozarsa. Bir iki hafta önce bir sureyi tanırken bu ayeti yardıma çağırmıştım. Orada da bu konuyla alakalı bir şeyler söylemiştim. Bakın Allah buyurur ki, kim ki Kur'an'a gözlerini yumarsa ya da bakışını bozarsa, Allah'ın kitabı Kur'an'a karşı insanın bakışını bozmasını nasıl anlayacağız? Ben kim? Bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı, bu Kur'an'ı ancak İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi efendilerimiz anlar. Biz zavallı aciz kullar, bırakın bu kitabı anlamayı, onu elimize almaya bile layık değiliz diyenler, kitaba karşı bakışını bozanlardır. Bakın Allah diyor ki, kim ki kitaba karşı bakışını bozarsa, nucayzd lehu şeytanen fehu lehu karin. Biz ona bir şeytanı musallat ederiz ki, şeytan onun karini olu verir, karındaşı olu verir onun arkadaşı, onun bitişi, onun ikizi olu verir. Şeytan ona öyle bir yapışır ki tıpkı bir ağacın kabuğunun ağaca yapışıp ondan ayrılmadığı gibi ya da yumurtanın kabuğunun yumurtayı kuşattığı gibi şeytan da ona yapışı verir. Allah korusun. Öyleyse bir cümle söyleyeyim. Kur'an'dan uzaklaşmanın alternatifi şeytanın kucağına düşmektir. Bunu unutmayın. Kur'an'a gözlerini yummanın alternatifi şeytana meyletmektir. Allah'a kulluktan kaçmanın alternatifi şeytana kulluktur. Aman ha günlük 3-5 ayet mutlaka okuyun. Anlayarak okuyun. Kur'an'la birlikteliğinizi sürdürün ki Allah size bir şeytanı musallat etmesin. Şeytan eşliğinde bir hayat yaşamaya mahkum olmayın. Ne yaparmış şeytan böylelerine? ve innehum la nehum anis sabili şeytan onları yoldan alıkor. Şeytan onları sıratı müstakimden engeller. Kulluk yolundan, cennet yolundan onları alıkor ve yahsebun ennehum muhtedun onlar hala kendilerini hidayette zannederler. Çoktan yolları bitmiş, çoktan imanları bitmiş, çoktan sıratı müstakimi kaybetmişler şoktan cennet yolundan sapıp gitmişler ama ve yahsebuna ennahum muhtedun hala o kimseler kendilerini hidayette zannederler. Yollarının doğru olduğunu, hakta olduklarını, hidayette olduklarını zannederler. Çünkü şeytan onlara tüm yaptıklarını süslü gösterir, makul ve mantıklı gösterir. Ya Rabbi bizi koru. Hatta izâ nihayet böyleleri bizim huzurumuza geldikleri zaman yani kıyamet günü Mahkeme yükü buraya Allah huzuruna geldikleri zaman kale der ki böyle bir kişi ya beyni ve bu del merschikayn. Eyvah eyvah. Keşke seninle benim aramda doğuyla batı arası kadar mesafe olsaydı. Febi bi'sel karin sen ne kötü bir karındaş mısın? Sen ne kötü bir arkadaş mısın ki beni saptırmışsın? Beni Allah yolundan, beni cennet yolundan, beni sıratı müstakim yolundan alıkoymuşsun. Sen ne kötü bir arkadaşmışsın. Keşke seninle benim aramda doğuyla batı arası kadar mesafe olsaydı. Ne zaman söyleyecek bunu? Allah huzuruna gelince yani ayıkınca sarhoştu dünyada. Orada ayıkınca gerçeği anlayacak ve böyle diyecekmiş. Bu del meşrikayni. Meşrikayni ifadesi iki doğu anlamına gelir ama buna taglip denir Arapçada. Ay ile yıldıza kameran denir. Babayla anneye birlikte ebevan denir ya da ebeveyn denir. Burada da meşrikayın ifadesiyle doğu ile batı kastedilmiştir. Bakın diyor ki o kişi doğu ile batı asla birleşmez. Diyor ki ey şeytan keşke dünyada seninle benim aramda doğu ile batı arası kadar bir mesafe olsaydı. Keşke seninle hiç tanışmamış olsaydım. Keşke seninle yollarımız hiç kesişmemiş olsaydı. Seninle benim aramda doğuyla batı arası kadar mesafe olmuş olsaydı. Geçmiş olsun. Allah da buyuracak ki, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ Bugün size pişmanlık ortaya koymanızın zerre kadar bir faydası dokunmaz. İstediğiniz kadar pişman olduğunuzu söyleyin. Bugün pişmanlığın size zerre kadar bir faydası dokunmaz. Çünkü iz zalemtüm. Siz dünyada zulmettiniz. Siz dünyada zalimdiniz. Kitabın hakkını vermediniz. Allah'ın hakkını vermediniz. Peygamberin hakkını vermediniz. Dinlememeniz gereken makamı dinlediniz de dinlemeniz gereken Allah'ı dinlemediniz. Birlikte olmanız gereken kitapla birlikte olmadınız da birlikte olmamanız gereken şeytanla birlikte oldunuz. Kendinizi tutmanız gereken yerde tutmadınız. Yani olmanız gereken yerde olmadınız da olmamanız gereken yerde oldunuz. Kendinizi Rabbinize kulluk ortamından şeytana kulluk ortamına indirgediniz. Siz zalimdiniz. Ennekum fil azabi müşterikum ve şimdi şu sizi saptıran şeytanla azapta müştereksiniz, cehennemde müştereksiniz. O azaba ortaksınız. Ama dünyadaki azaplar bazen paylaşılınca azalabilir. Dünyadaki musibetler paylaşılınca bazen azalır. Mesela bir deprem olsa, binlerce aile ölse gitse, binlerce insan ailesini kaybetse, onlardan birisi olarak ben de ailemi kaybetsem, ya sadece ben değilim, bir yığın insan ailesini kaybetti diye bu benim için bir teselli kaynağı olabilir. Dünyadaki musibetler paylaşılınca azalabilir ama cehennemde o iblisle, o şeytanla birlikte olmaları onların azaplarını asla hafifletmeyecek. Cehennemi müştereken paylaşmış olmaları azaplarını hafifletmeyecek. Sonra buyurdu ki sevgili peygamberimize Rabbimiz, Efe ente summe, ey peygamberim, şimdi sen sağırlara mı işittireceksin? sağırlara sen mi işittireceksin? Ev tehdil umye, körlere sen mi göstereceksin ey peygamberim? Ve men kâne fî mubîn, apaçık bir sapıklık içinde olanlara sen mi hidayet edeceksin ey peygamberim? Senin böyle bir yetkinde, böyle bir gücünde, böyle bir sorumluluğunda yoktur. Yani Allah'ın işittirmediğine sen asla işittiremezsin ey peygamberim. Allah'ın göstermediğine sen asla gösteremezsin. Allah'ın hidayet etmediği birisini sen asla hidayete ulaştıramazsın. Bu ve benzeri ayetler başta Peygamber Efendimiz'i sonra da onun yolunun yolcularını teselli eden ayetlerdir. Ey Müslümanlar! Sizler çevrenizdeki insanlara anlatın duyurun ama görmek istememişlerse asla gösteremezsiniz. Duymak istememişlerse asla duyuramazsınız. Hidayeti tercih etmemişlerse siz onlara asla hidayet edemezsiniz. Bu gerçeği bilin de olmadılar diye kendinizi yiyip bitirecek bir noktaya gelmeyin. Fe imma nezheben nebike fe inna minhum muntakimun. Ey peygamberim seni huzurumuza, katımıza çekip alabiliriz. Seni vefat ettirebiliriz. Seni katımıza insanların arasından çekip alabiliriz. Fe inna minhum muntakimun. Biz senin düşmanlarından intikam alırız. Ev nuriyen nekellezi vaattehum yahut da sana vaad ettiklerimizin bir kısmını sana dünya gözüyle gösteririz. Fe inna aleyhim muktedirum. Biz bu şu kafirler üzerine güç getireniz. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki ey peygamberim düşmanlarına vaad ettiğimiz azabın bir kısmını belki dünyada sana dünya gözüyle gösteririz. Yahut da Onları sana göstermeden seni insanların içinden çekip alırız. Seni vefat ettiririz. Sen bunu kafana takma. Peygamber Aleyhisselam sıkıntı içindeydi. Bu ayetler Mekke'de geliyordu. Mekke'de çok az Müslüman vardı Peygamber Efendimizin etrafında. Müslümanların işkenceler altında inledikleri bir dönemde, Müslümanların horlandıkları, eziyetlere maruz bırakıldıkları bir dönemde geliyordu. Peygamber Efendimiz de üzülüyordu. Ya Rabbi bu davam ne zaman yeryüzünde maya tutacak? Şu Mekke ne zaman Müslüman olacak? Şu Suudi Arabistan Yarımadası ne zaman feth olacak? Benim davamın önüne takos koyan şu senin de benim de ortak düşmanlarım ne zaman helak edilecek ya Rabbi diye dua dua yalvarıyordu da Mekke müşrikleri de Peygamber Efendimiz'i öldürmek için gece gündüz planlar yapıyorlardı da bakın Rabbimiz Mekke müşriklerine şunu söylüyordu. Siz onu öldürmeye muvaffak olsanız da olmasanız da sizin için bir şey değişmez. Peygamberin vücutunu ortadan kaldırınca kurtulacağınızı sanmayın. O hayatta olsa da olmasa da ben sizden intikam alacağım ey kafirler bunu bilin. Peygamber Efendimiz'e de önceki derslerimin birisinde de söylemiştim şunu söylüyor Rabbimiz. Ey peygamberim bu dava senin davan değil. Bu din senin dinin değil. Bu din benim dinim. Bu dava benim davam. Yani sen hayattaysan bu dava devam eder. Sen vefat edince bu dava biter filan sanma. Bu dava seninle kaim filan sanma ey peygamberim. Kendini vazgeçilmez sanma ey peygamberim. Sen hayatta olsan da olmasan da ben bu dini yeryüzünde ekemen kılacağım. Sen hayatta olsan da olmasan da ben senin ve benim ortak düşmanlarımı helak edeceğim. Bir kısmını belki dünya gözüyle sana gösteririm. Bir kısmını göremeden de seni çekip katıma alırım. Gösterdi de işte Bedir'de en azılı kafirlerin geberişini gösterdi dünya gözüyle peygamberimize. Ebu Ceyl'in geberişini gösterdi. Peygamber Efendimiz'in gözünü aydın etti. Mekke'nin fethini gösterdi dünyadayken. Suudi Arabistan Yarımadası'nın tümüyle Müslüman oluşunu gösterdi. Sevgili Peygamberimizin gözünü aydın etti Rabbimiz. Ama mesela bir Türkiye'nin fethini, bir İran'ın, bir Mısır'ın, bir Cezayir'in, bir Tunus'un, bir Yemen'in, bir Suriye'nin, bir Irak'ın fethini göremeden gitti Peygamberimiz. İşte diyor ki, biz senin düşmanlarından mutlaka intikam alacağız ey Peygamberim. Sen bunun hesabına girme. Senin hesabın şu olsun. Festemsik billezi uhiye ileyke. Sen sana indirdiğim bu kitaba sımsıkı sarıl ey peygamberim. Gece gündüz kendini bu kitabın eğitimine teslim et. Hareket noktan, istinat noktan bu kitap olsun. Sen bu kitapla birlikte bir hayat yaşa. Kitaba sımsıkı sarıl. İnneke ala sıratın mustakim. Şüphesiz ki sen dost doğru yol üzerindesin. Sırat-ı müstakim üzerindesin. Bu konuda zerre kadar bir şüphen olmasın. Senin görevin bu kitabı anlayıp insanlara aktarmak ve bu kitabın eşliğinde bir hayat yaşamaktır. Ötesini bana bırak ey peygamberim. Ve innehu le zikrun leke ve Muhakkak ki bu Kur'an senin içinde kavmin içinde bir zikirdir. Zikir gündem demektir ey peygamberim. Bu Kur'an senin de kavmin de gündemidir. Sizin gündeminizi bu kitap belirlesin. Gündemlerinizi şeytan vahiylerinin belirlemesine bırakmayın gündeminizi Allah'ın kitabı belirlesin. Bu kitap gündemdir. Zikir program demektir. Zikir harita demektir. Pusula demektir. Yol haritası demektir. Zikir bir de şeref demektir. Ey peygamberim bu kitap senin de kavmiin de ümmetin de şerefidir. Öyleyse ey Müslümanlar şerefinize leke sürmeyin. Şerefinize kayıtsız kalmayın. Şerefiniz olan bu kitapla gece gündüz birlikte olun. Ve sevfe ve siz bu kitaptan sorguya çekileceksiniz. Evet, mezarda soru bu kitaptan çıkacak. Kitabın ne? Ve ma kitabuke. Falanların kitabını okudun mu? Filanların kitabını tanıdın mı diye vallahi de billahi de mezarda bir soru çıkmayacak. Soru buradan çıkacak. Öy Müslümanlar, bu gerçeği iyi bir anlayın. Soru bu kitaptan çıkacak. Kıyamet gününde Yine mahşer yerinde terazinin, mizanın başında bu kitap açılacak ve Allah buyuracak ki kulun amelleri dökülecek. Hadi bakalım. Şunu hangi ayete göre yaptın? Şunu hangi ayete göre yaptın? Yine amellerin değerlendirilmesinde kıstas ve kriter bu kitap olacak ey Müslümanlar. Maalesef Müslümanlar şu anda meclislerinde ellerinden, dillerinden düşürmedikleri bu kitabın dışında başka kitaplar var. Hep onları okuyorlar. Hep onları gündeme getiriyorlar. Bu kitaba bir türlü sıra gelmiyor. Allah Müslümanlara basiret versin. Vesel men erselna min min rusulina. Ey peygamberim, senden önce gönderdiğimiz elçilerimize bir sor bakalım. Ecaalna min dunir rahmani aliheten yubedun. Allah dışında başka ilahlara kulluğu da emretmiş miyiz? Biz bizim dışımızda başkalarına da kulluğa izin vermiş miyiz? Meşru kılmış mıyız? Bir sor bakalım. Kime soracaktı peygamberimiz? Önceki elçilere. Önceki elçiler çoktan vefat etmiş, gitmiş. Aslında bu bize bir hitaptır ve peygamber Aleyhisselam'ın bu konuda zaten zerre kadar bir şüphesi yoktu. Soralım peygamberlere. Acaba Hazreti Adem atamızdan son elçiye kadar hiçbir peygamber Allah'tan başkalarına kulluğa çağırmış mı insanları? Şirke çağırmış mı? Küfre çağırmış mı? Hayır hayır. Bütün peygamberler tevhide çağırmışlar tarih boyunca. Bütün peygamberler çevrelerindeki insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmışlar. Sadece Allah'a ibadete çağırmışlar. İşte tarihten bir örnek sunacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyurur. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا Musa bi İla firavne ve meleihi. Muhakkak ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve melek grubuna, Firavun'un melek ekibine gönderdik. Firavun'u bildik. Melek de toplum içinde göz dolduran, cep dolduran, toplumun kaymağını yiyen kalburüstü insanlar. Kalburüstü insanlar, kurmaylar yani. Ekonominin kurmayları, siyasetin kurmayları, eğitimin kurmayları, ya da firavun'un ordusunun kurmayları. Bakın Allah diyor ki: "Biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve kurmaylarına melek grubuna gönderdik." Musa Aleyhisselam onlara gelir gelmez bakın şöyle dedi: "Kale inni rasulu rabbil alemin." Dedi ki: "Ben alemlerin Rabb'inin elçisiyim." Sanki burada Firavun'a bir söz çaktırma vardı. Dedi ki: Yeryüzünün küçücük bir şehrinde Mısır'da yeryüzünün küçücük bir bölgesinde rap'lık iddiasında bulunan Firavunlar değil ben tüm alemlerin Rabbinin elçisiyim. Beni alemlerin Rabbi olan Allah gönderdi. Ey Firavun, ey Mele, ey toplum. Şunu iyi bilin ki ben kendiliğimden gelmiş değilim. Kendi projelerimle, kendi fikirlerimle, kendi düşüncelerimle, kendi planlarımla gelmiş değilim. Beni Allah gönderdi. Beni dinlerken Allah'ı dinlediğinizin farkına varın. Çünkü ben Allah'ın sözcüsüyüm. Beni kabullenirken Allah'ı kabullendiğinizin, beni reddederken de Allah'ı reddettiğinizin bir farkına varın. Musa Aleyhisselam kimliğini önce ortaya bir koydu. Ben Allah'ın elçisiyim. Biz de gittiğimiz yere keşke Allah'ın ayetleriyle bir gidebilsek ey Müslümanlar. Şu anda ben Allah'ın ayetlerini duyurmaya geldim. Ne bir vakfım var oraya üye yapmaya geldim. Ne bir partim var oraya abone yapmaya geldim. Ne bir dergahım var oraya üye bulmaya geldim. Hayır hayır. Benim böyle bir derdim yok. Ben size sadece Allah'ın ayetleriyle geldim. Ben şu anda Allah'ın elçisiyim. Ben şu anda size Allah'ın ayetlerini duyurmak üzere geldim desek o zaman kimsenin kafasında bir şüphe, bir endişe, bir kuşku olmayacak. İnsanlar bizi rahat dinleyecekler. Evet Musa Aleyhisselam kimliğini ortaya koydu ve bakın Allah diyor ki felem ma caehum bi ayatina nihayet Musa bizim ayetlerimizi onlara getirince ya da ayetlerimiz de onlara gelince izahum minha yadhakun Firavun da çevresindeki melek grubu da gülüp geçi verdiler. Musa Aleyhisselam'la istihza ettiler. Gülüp geçi verdiler. Peki neden gülüp geçtiler? Bakın bunun iki sebebi var. Bir tanesi çünkü Firavun'un da çevresindeki o kurmaylarının da melek grubunun da Musa Aleyhisselam'ın okuduğu bu ayetleri değerlendirebilecek bir altyapıları yoktur. Kafaları tam takır, sepetleri boştur, sermayeleri yoktur, torbalarında hiçbir şey yoktur. Bu ayetleri değerlendirip de yahu bir belgeyle reddedelim. Aklın yolu birdir, hele bir dinleyelim bu adamı ne diyor? Eğer doğruysa akıllıyız biz deli değiliz ki. Eğer doğruysa kabulleniriz bir bilgiyle bir belgeyle. Eğer dedikleri yanlışsa reddederiz bir belgeyle bir bilgiyle diye durup dinleyecekleri yerde dinlemeden gülüp geçtiler. Tüm firavunlar böyledir. Tüm melek grubu böyledir. Çünkü bu ayetleri değerlendirebilecek bir altyapıları yoktur. Kalpleri kafaları tam takırdır. Bilgileri de olmadığı için dinlemeden reddeder geçip giderler. Gülüp geçip giderler. İkinci sebep de onların derdi para pul olduğu için aman diyorlar para, aman diyorlar kadın, aman diyorlar içki, aman diyorlar zevk, aman diyorlar eğlence. Onların peşinde bir ömür tüketen insanların bu ayetleri dinleyebilecek zamanları da yoktur. Bir Allah elçisini, Allah ayetlerini kendilerini duyurmaya gelen bir Allah elçisini dinleyebilecek zamanları da, fırsatları da, imkanları da yoktur. Bakın Allah diyor ki: "Ve ma nurihim min ayetin illa hiye ekbaru min uhtiha." Ve biz onlara her bir sonraki bir öncekinden daha büyük ayetler gösterdik. Her bir sonraki bir öncekinden daha büyük ve etkili ayetler gösterdik. Aslında Allah için büyük küçük diye bir şey olmaz. Allah için zor kolay diye bir şey olmaz. Allah ol dedi mi her şey olu verir. Burada anlatılan konu şu. Yani her bir sonraki bir öncekinden insanlar açısından daha etkili, insanların akıllarını başlarına getirmesi noktasında daha büyük ayetler gönderdik. Ve nahum bil azabi böylece onları bir azapla yakaladık. Onlara belalar, musibetler gönderdik. Laallehum yerciun belki bize dönerler diye. Belki bize kulluğa dönü verirler diye. Belki acizliklerini anlarlar. Bizim kudretimizi anlarlar da bizim elçimize iman ederler. Bana iman ederler diye ben onlara ayetler gönderdim. İlk iki ayet vardı. Yedi beyza ve asa ayeti. Ama burada anlatılan bir tufan ayeti. Önce bir tufan gönderdi Allah. Ya Nil nehri taştı ya da şiddet yağmurlar indi. Mısır suların altında kaldı. Mahvoldular, kahroldular. Önceki derslerimin birisinde de uzunca bu ayetler gelmişti. O zaman da söylemiştim. Rabbimiz bir daha gündeme getirdiğine göre bir daha bir daha biz de usanmadan gündeme getirmek zorundayız. Mısır suların altında kaldı. Mahvoldular. Hemen Musa Aleyhisselam'a koştular. Bakın kime gidileceğini de biliyorlar. Kimden dua isteneceğini de biliyorlar hainler. Ve dediler ki ya eyyühe sahir, ey sihirbaz. Üd'u lena rabbeke bima ahide indek. Allah'la arandaki risalet bağı hatırına, Allah'la arandaki peygamberlik bağı hatırına ne olur Rabbına bizim için bir dua ediver de şu belayı, şu musibeti başımızdan bir kaldırsın. İnnena le muhtedun. Kesinlikle söz veriyoruz ki biz de iman edeceğiz. Biz de hidayeti kabul edeceğiz. Bakın Allah'ı tanıyorlar. O tufanı kimin gönderdiğini biliyorlar, kimin kaldıracağını biliyorlar. Duayı kimden isteneceğini biliyorlar. Allah'la peygamberi arasındaki bir risalet bağının olduğunu, Allah'la peygamber arasındaki o bağın çok kuvvetli olduğunu biliyorlar. Peygamberi biliyorlar. Risalet müessesesini, peygamberlik müessesesini biliyor hainler ve diyorlar ki ey Musa ne olur bir dua ediver de Rabbın şu belayı bizden bir kaldırsın, biz de iman edeceğiz. Musa Aleyhisselam dua etti. Allah o tufanı kaldırdı. Sular çekildi. O sular arazilere büyük bir alüvyon bıraktı. Araziler verimli hale geldi. Sular çekilince ektiler. Adam boyu ekinler yükseldi. Çok güzel hasılatlar oldu. Bu sefer yan çizi verdiler. Allah'a ihtiyaçları kalmadı ya. Allah'la işleri bitti ya. Kendilerini garantiye aldılar. Sahili selamete çıktılar ya unutu verdiler Musa Aleyhisselam'a verdikleri sözü, imanı da hidayeti de unutu verdiler. Sonra Allah onlara bir çekirgeler sürüsü gönderdi. Sayısız çekirgeler tarlalarındaki buğdaylarını devirmeye başladı, yemeye başladı. Anah dediler, iş ciddi. Hemen Musa Aleyhisselam'a koştular. Ey Musa, vallahi her ne kadar bundan önceki sözümüzü tutamadıysak da bu sefer kesin. Kesin söz veriyoruz ki şu çekirgeleri Rabbına bir dua et bir kaldırsın. Kesinlikle sana da Rabbına da iman edeceğiz. Musa aleyhisselam yine dua etti. Çekirgeleri kaldırdı Allah. Arta kalan ürünlerini devşirip ambarlarına attılar. Kendilerini garanti aldılar. Tamam dediler ya iş bitti. Allah'a da Musa'ya da ihtiyacımız kalmadı. İnsanlarda böyle bir karakter var. Allah'la işi bitti mi? Haşa Allah'la bir insanın işi bitmez. Her an Allah'a muhtacız ama onların mantığıyla söylüyorum. Allah'la işi bitti mi Allah'a yan çizi verir, Allah'ı unutu verir. Ben bazen hastanelerin ameliyat hanelerinin şöyle dışında bakarım. Kimisi büzüşmüş, gözleri dolu dolu. Kimisi hareket halinde dudakları kıpır kıpır insanlar görürsünüz. Eğilip de bir kulak verseniz ne dualar yapıyor? Söz ya Rabbi vallahi de billahi de Karımı ameliyat masasından bir kaldırırsan söz ya Rabbi bir vakit namazı geçirmeyeceğim. Ya da işte kocama bir sağlık ya da babama anama neyse Allah karısını kaldırır, babasını kaldırır ama yan çizi verir. Allah'la işi bitti ya. Yan çizi verir Allah'a kullukta verdiği sözleri unutu verir. İşte insan karakteridir bu. Bakın yan çizi verdiler. Buğdayları ambarlara attılar. Allah da bu sefer onlara bir ambar biti gönderdi, tahıl biti. Ambarların içindeki buğdaylar devrilmeye başladı. Bitler yemeye başladı. Anah dediler yahu. Hemen Musa Aleyhisselam'a koştular. Dediler ki ey Musa, vallahi bu sefer lam cimi kalmadı. Bu sefer kesin. Kesin söz veriyoruz ki iman edeceğiz. Bu işin lam cimi kalmadı, bitti. Söz veriyoruz. Yeter ki Rabbına bir dua et, şu ambar bitini bir kaldırsın, şu belayı başımızdan bir savıştırsın, kesinlikle iman edeceğiz. Musa Aleyhisselam yine dua etti. Allah onu da kaldırdı. Yine yan çizdiler. Bu sefer Allah onlara kurbağa gönderdi, kurbağa. Gökten adeta kurbağa yağdı, kar gibi kurbağa yağdı. Yatakları kurbağa, yorganları kurbağa, cepleri kurbağa, yemekleri, tencereleri kurbağa, hayatları kurbağayla dolu verdi. Geldiler Musa Aleyhisselam'a, ey Musa bu sefer tamam bitti artık bir daha şansımız kalmadı. Yeter ki bir dua et Rabbına şu kurbağayı bir kaldırsın kesinlikle iman edeceğiz. Yine Musa Aleyhisselam dua etti, Allah kurbağayı da kaldırdı. Yine yan çizdiler, bu seferde kan gönderdi Allah. Ve deme diyor kan, suya el attılar kan, çeşmeye el attılar kan, İçmek için Nil nehrine koştular kan, bütün sular kan. Mahvoldular, kahroldular. Geldiler Musa Aleyhisselam'a. Çumra'da bir saracıklı bir hoca vardı. Allah rahmet etsin. Bu bölümü anlatırken dinlemiştim. O zaman Çumra'da Kur'an kursu hocasıydım. Firavun geldi diyor, ulan Musa ana mavradım olsun. Bu son lan dedi diyor. Ana mavradım olsun, söz veriyorum inanacağım dedi diyor. İşin latifesi de. Geliyor Firavun ve çevresindekiler diyorlar ki ey Musa bu son, bitti şu kanı da Allah bir kaldırsın, kesinlikle iman edeceğiz. Üstelik bakın, o toplumda köleler var, İsrail oğulları. Yusuf peygamberin vefatından sonra onları köleleştirdiler. Kiravun oğulları, 400 yıllık bir kölelik süreci yaşattılar onlara. Köleler içiyor su, onlar içiyor kan. Yani Müslümanlar içiyor su, Kıptiler içiyor, kafirler içiyor kan. Hatta kölelerinin Müslümanların ağzından emmeye çalışmışlar. O ağızdan öbür ağza geçince yine kana dönüşüyor. Müslümanların ağzında su ama kafirlerin ağzına geçi verince, Kıptilerin ağzına geçi verince yine kan. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yaşında bir çocuk bile bu mucizenin Allah'tan başka kimse tarafından gönderilmeyeceğini bilir ya. Anlar bunu. Bakın Allah diyor ki: her bir sonraki bir öncekine nazaran çok daha büyük ve etkili ayetler gönderdik ama hainler yine de iman etmediler. Bakın Firavun dedi ki: keşefna anhumul azabe izahum yenkuthun. Ne zaman onlardan azabı kaldırsak yan çizdiler. "Wanada firavun fi kavmihi." Firavun kavmi içinde şöyle seslenip nida etti dedi ki ya kavmi ey kavmim elayseli mulku misra şu Mısır'ın mülkü benim değil mi Mısır'a egemen ben değil miyim ve hadihi'l enharu tejri min şu nehirler de benim tahtı tasarrufumda akıp gitmiyorlar mı şu Nil nehrine ben egemen değil miyim şu nehirler benim değil mi şu Mısır benim değil mi efela tutsurun görmüyor musunuz bana bakmıyor musunuz ben bu ülkenin egemeni, Rabb'i değil miyim? Sonra dedi ki bakın, bir bana bakın, bir de em ene hayrun min haze huve mehinun. Şu zavallı Musa mı daha hayırlı, yoksa ben mi hayırlıyım? Bir baksanıza bana. Şu Mısır'ın egemeni, şu nehirler benim tahtı tasarrufumda akıp giderken, şu altınların, şu gümüşlerin, şu mücevherlerin sahibi ben iken, şu Zavallı insan mı hayırlı yoksa ben mi hayırlıyım? Vela yekadu yubin. Ne dediği anlaşılmayan, ne dediğini bilmeyen, anlaşılmaz söz söyleyen şu Musa mı hayırlı yoksa ben mi hayırlıyım? Ne dediği anlaşılmayan. Vela yekadu yubin. Ne dediği anlaşılmayan. Acaba Musa Aleyhisselam kekeme miydi? Musa Aleyhisselam'ın konuşma yeteneği zayıf mıydı? Musa aleyhisselam tat mıydı? Hayır hayır öyle anlamayın. Ne dediği anlaşılmayan, ne söylediği belli olmayan ifadesiyle Firavun şunu kastediyordu. Yani bizim dünyamızdan konuşmayan, bizim dilimizi konuşmayan, kadından, kızdan, baleden, dastan, müzikten, ayet eden, imefeden, çekten, senetten, kazanmadan, harcamadan, Opel'den filan söz etmeyen, yani bizim dünyamızdan, bizim dilimizden konuşmayan şu insan mı daha hayırlı? Yoksa ben mi daha hayırlıyım? Bizim dünyamızdan konuşmayan, içkiden, kumardan, faizden, danstan, müzikten, kadından, şaraptan söz etmeyen, namaz, oruç, haç, zekat, Allah, peygamber, bu adam bunun dışında başka bir şey bilmiyor. Bizim dilimizden konuşmuyor bu adam. Bizim dünyamızdan konuşmuyor bu adam. Bu mu hayırlı yoksa ben mi? Bölenmeyeceğiz bunu. Bugün de öyle. Gidin bir yerlere. Dünyaları... Bu ayetler olmayan insanlar bel bel bakarlar anlayamazlar. Onların dilinden konuşmuyorsunuz. Ama üzülerek ifade edeyim ki Müslümanlar da bugün dünkü o alçak firavunun dediğinin aynısını mı söylüyorlar? Biz ki bu kitabı anlamak Allah sözü anlaşılmayan bir varlık. Ne dediği anlaşılmayan bir varlık. Anlaşılmayan söz söyleyen bir varlık haşa haşa. Bunu diyenler de aynen Firavun'un dediğini demiyorlar mı? Biz kim? Peygamberin hadislerini anlamak kim? Onu ancak büyük zatlar anlar diyenler. Peygamber sözü anlaşılmayan, ne dediği belli olmayan, anlaşılmayan söz söyleyen birisi demek istemiyorlar mı? Allah korusun. Dünkü Firavun'un yediği nanenin aynısını bu sözü söyleyenler de yemiyorlar mı? Yani benim sözüm anlaşılacak ama peygamberin sözü anlaşılmayacak. Ben meramımı anlatabileceğim, şu anda beni anlıyorsunuz ama Allah benim kadar meramını anlatmaktan aciz olacak. Haşa, haşa. Bu Allah'a en büyük iftiradır, bu peygambere en büyük iftiradır. Firavun da öyle diyordu. Şu ne dediği anlaşılmayan, yani bizim dünyamızdan konuşmayan, bizim dilimizi konuşmayan Musa mı hayırlı yoksa ben mi hayırlıyım? Felevle ulqiya aleyhi esveratun min zehebin. Bu gerçekten sözü dinlenecek bir insan olsaydı şu Musa, onun altından bilezikleri olmalıydı, kolyeleri olmalıydı. Yani parası pulu da yok bunun. Cıbılın teki, çulsuzun teki. Bir bana bakın bir de buna. Her tarafı apuletler, her tarafı altın, gümüş, bilezikler, yüzükler, kolyeler. Tabi peygamber onun gibi toplumu sömürerek, toplumun alın terini sırtına apulet diye takan birisi değildi ki. Peygamber toplumu kazıklayarak, toplumun alın terini istismar ederek, toplumu soyup soğana çevirerek onun gibi köşkler yaptıran birisi değildi ki. Musa aleyhisselam Mısır'ın küçücük bir mahallesinde, küçücük bir evde annesi tarafından dünyaya getirilmiş bir insandı. Normal bir insandı. Değer yargıları, Firavunların değer yargıları olanlar bugün size de aynı şey söyleyecekler. Kaç paralık adam da onun davetine gidecekmişim be? Adamın hesabı para. O kaç adam? Kimmiş o? Nesi varmış onun? Cıbılın teki. İnsan parayla pulla insan olmaz. İnsanı insan yapan çok yüce değerler var. İmandı, takvaydı, teslimiyetti, ihlastı, samimiyetti, sözünün eri olmaktı, sadakatti. Bütün bunlar İnsanı insan yapan yüce değerler ama firavunların ve mele grubunun bu tür şeylerle ilgisi yok ki. Onların değer yargısı paradır. Onların değer yargısı makamdır, mansıptır. Onlar izzeti ve şerefi parada, malda, mülkte, makamda görürler. Onları kaybettikleri anda izzetsiz ve şerefsiz bir duruma düşerler. Ama bir Müslüman izzeti Allah'a imanda görür, izzeti takvada görür, izzeti namusta, iffette görür. Tüm dünyasını kaybetse bile bir Müslüman o izzetini ve şerefini asla kaybetmez. Çünkü imanını kaybetmedi. O yine Allah katında değerlidir. O yine cennete gidiyor. Bakın diyor ki eğer bu Musa gerçekten sözü dinlenecek birisi olsaydı altından bilezikleri olurdu. Evca'e ma'hul melaiketu mukterinin yahut da onun etrafında onu müdafaa eden, onu koruyan, korumaları olurdu, melekleri olurdu. Hani bunun avaneleri de yok, ordusu da yok, korumaları da yok. Bu nasıl şey böyle? ve kavmuhum. Böylece Firavun kavmini küçümsedi. Firavun kavmini küçümsedi. Ne demek o? Dedi ki çevresindekilere ben bu Musa'ya inanmıyorum, siz de inanmayacaksınız. Ben bu Musa'ya değer vermiyorum, siz de değer vermeyeceksiniz. Yani çevresindekilerin inanç dünyasına ipotek koydu çevresindekilerin düşünce yapısına ipotek koydu. Benim gibi düşünmek zorundasınız. Benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Benim istediğim gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Sizin dininizi, sizin inancınızı ben belirlerim. Siz bilmezsiniz. Siz beni dinleyin yeter. Böylece çevresindekilerin inanç dünyasına, özgürlüğüne ipotekler koydu. Onları küçük düşürdü, küçümsedi ama o hainler fe etauhu ona itaat ettiler. Kendilerini küçümseyen kişiye itaat ettiler. Musa Aleyhisselam'ı dinlemediler de Firavun'u dinlediler. Musa Aleyhisselam kendilerini kurtarmak için gelmişti. Kendilerini Firavun'a kulluktan kurtarıp özgürleştirmek için gelmişti ama fe etauhu ona itaat ettiler. Firavun'a itaat ettiler. Innahum kanu kavmen İşte onlar gerçekten fasıklar idi. Ya onlar fasık idiler de Musa Aleyhisselam'ın gelişiyle onların fıskları açığa çıktı anlamına bir Allah sözü. Ya da onlar Firavun'a itaat ederek böylece fasık oldular. Birileri de sizi küçük görecekler. Size din belirlemeye kalkacaklar. Din şöyledir. Peygamberin insan hayatındaki misyonu ancak şu kadardır. Kur'an'ın bizim hayatımızdaki yeri şu kadardır. Öteye geçmemelidir. Dininizi biz belirleriz. Hayat programınızı biz belirleriz. Hukukunuzu biz belirleriz. Eğitim sisteminizi biz belirleriz. Nasıl bir hayat yaşayacağınızı, nereden kazanıp nerelerde harcayacağınızı, ekonomik dünyanızı biz belirleriz diyen tek tip insan yetiştirme kavgası içine giren ama kendileri gibi kendi inandıkları gibi tek tip insan yetiştirme kavgası verenler, sizi küçümseyenleri dinlemeyin. Onlara itaat etmeyin. Onları adam yerine koymayın ki fasıklardan olmayasınız. Allah'a itaatten çıkanlardan olmayasınız. Kendi dininizi, kendi hayat programınızı kendiniz belirleyin. Kendi kıyafetinizi kendiniz belirleyin. Kendi kitabınızla ilişkinizi kendiniz belirleyin. Kendi peygamberinizle diyalogunuzu kendiniz belirleyin. Kendi hayatınızı, kendi yaşam tarzınızı, kazanma harcama modelinizi kendiniz belirleyin ki fasıklardan olmayın. Allah diyor ki bakın felemma asefuna nihayet onlar bizi kızdırdılar. İntikamna minhum biz de onlardan intikam aldık. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah bekler, 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 bekler. Bir bela gönderir, adam olmazlar. Bir uyarı gönderir, yine adam olmazlar. Bir daha gönderir, yine adam olmazlar. Bekler, bekler, bekler en sonunda işlerini bitiriverir. Boğu verir onları bir suda. Bakın diyor ki Nahum <laughs> اَجْمَعِينَ Biz onların topunu bir suda boğu verdik. Kızıl denizde boğu verdik. Bitti. Aslında su rahmettir. Su hayat kaynağıdır ama suya verdiği o rahmet yasasını kaldırıverdi mi Allah? Can alıcı bir özelliğe sahip oluveriyor su. Suda boğu verdi Allah onları. Müslümanlar. Size de uyarılar gönderir Allah. Bir hastalık gönderir. Bir diş ağrısı, bir baş ağrısı gönderir ya da ekonomik dünyanızda bir gedik açı verir, bir hısır girer evinize, bir kayıp meydana getirir dükkanınızda, bir aileden sıkıntı gönderir, akrabalardan sıkıntı gönderir. Allah rahmet tokatları olarak bunları size gönderir, gönderir, gönderir. Siz bütün bu uyarılara rağmen, bütün bu muhtaralara rağmen eğer Allah'a kulluğa yönelmezseniz, Allah'ın kitabıyla birlikteliğe yönelmezseniz, peygamberinizin sünneti eşliğinde bir hayat yaşamaya yönelmezseniz, bir bekler, iki bekler, beş bekler, on bekler, sonunda sizi de boğu verir, sonunda sizin de işinizi bitiri verir. Allah korusun. Fecaalnahum selefen ve meselen lil ahirin. Biz Firavun ve toplumunu kendilerinden sonra geleceklere bir mesel ve selef kıldık. Yani kendilerinden sonra geleceklere bir üstad yaptık, bir önder yaptık, bir lider yaptık. Çağdaş firavunların tümü o firavunları yani seleflerini örnek alır. Onların gittiği yoldan gider. Müslümanların selefleri Adem Aleyhisselam'dan son peygamberi gelinceye kadar tüm peygamberler Allah elçileri ve salih kullardır. Bizim seleflerimiz, bizim üstadlarımız, bizim örneklerimiz ve önderlerimiz onlardır. Ama firavunların örnekleri, üstadları da işte Firavun'dur. Allah diyor ki biz onlardan böylece intikam aldık. Biz de bu ayetler rehberliğinde aman ha kendimize çeki düzen verelim. Bu kitap eşliğinde bir hayat yaşamanın yollarına bakalım. Günlük mutlaka bu kitapla birlikte olalım. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanıyıp Kur'an ve sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayalım. Allah'tan gelen uyarıları uyarı kabul edelim. Rabbim beni uyarıyor diye Geçmişimizi bir gözden geçirelim. Eksikliklerimiz varsa hemen giderelim. Yok doğru yoldaysak Rabb'im ahiretteki bizim bir derecemizi artırmak için bunu bize gönderdi diye hamd edelim ve inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. والحمد لله رب العالمين